Kimi zaman daha ucuz olduğu için, kimi zaman da daha kolay diye çoğumuz internetten alışveriş yapıyoruz. Ancak her 4 tüketiciden biri internet alışverişinde sorun yaşıyor. Bozuk ürün oldu. Saatlerde falan. Aldığımız saatlerde kordon hatalı oluyordu ya da üzeri çizik oluyordu falan. Geri iade ettik. Ayakkabı sipariş etmiştim. Biri numarası küçüldü, diğeri büyük geldi. O yüzden ben de iade ettim. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı verilere göre internetten alışveriş yapanların oranı 2022 yılında %46,2 iken 2023 yılında %49,5 oldu. Vallahi ben eşim de olsun ben de olsun sürekli internetten alışveriş yapıyoruz. Hatta en son scooter aldım. Günümüzde internet alışverişi bir hayli fazlayken tercih etmeyenler de az değil. Dokunmadan, kullanmadan, denemeden bir şey almıyorum ben. Alamıyorum yani. Vallahi hiç dışarıdan almadım yani internetten. Hep mağazadan alıyorum. İnternetten siparişte erkekler kadınları geçti. Cinsiyete göre alışveriş yapma oranı erkeklerde %52,4, kadınlarda ise %46,6 olarak kaydedildi. Devamlı o siteden yapıyoruz. Yani bir şey lazım o zaman o siteye giriyoruz çünkü güveniyoruz yani. Ama başka sitelerden yaptığımız zaman başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Yok hiçbir zaman olmaz çünkü hep güvenilir sitelerden şey verdim. Sipariş ederdim. Gazak sipariş vermiştim. Patlıcan gönderdiler bana.